Herkese selam, PES Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Dostlar, bugün Oktay kardeşimizin hesabındayız. Kendisine sıfırdan bir kadro kuracağız ama şöyle bir durum var dostlar. Ne biliyor musunuz? Oktay'ın çok farklı bir senaryosu var. Acayip böyle bir aslında hikayesi var kadrosunun. Senaryo demeyelim, hikaye diyelim. Şimdi 300 liraya bu kadroyu satın alıyor. Ama bu haliyle değil tabii ki de. İçerisinde sadece Eto paketi oluyor. Eto oluyor daha doğrusu, pakette değil. Eto kartı oluyor ama onun dışında hesap boş. Eto'yu sevdiği için Eto paketli, Eto oyunculu bir tane hesap alıyor. 300 TL'ye alıyor. Herhangi bir zaman diliminde. Bilmiyorum ne zaman. Geçen yılda olabilir vesaire. Ama daha sonra abi diyor, tabii ki Eto'yla sadece maç kazanılmaz. Ben buna 5000 TL'lik de bir coins aldım. Ve 5000 TL'ye Eto'yla sadece Eto olan kadroyu daha da devasa hale getirdim diyor. Bugün Oktay'ın hesabında bakalım nasıl bir kadro kuracağız. Daha doğrusu Oktay'ın nasıl bir hesabı var, bunu bugün test edeceğiz. Ve bugün ne yapıyoruz biliyor musunuz? En fazla maç yapanı da videonun sonunda bilmeye çalışacağız. İnşallah bilebiliriz. Dostlar hemen bastık. Oha tamam. Neyse şimdi şöyle yapıyoruz. Kontrol edelim. Casillas'ımız var gördüğünüz gibi. DP'yi çok fazla bakamayabiliriz çünkü hepsi oyuncuların full gibi görünüyor. Şimdilik isterseniz şöyle bir alalım. En azından ne kadar sözleşme yenileme öğesi var onu kontrol edelim. Ter Stegen'i görüyorsunuz. Sözleşme yenileme öğesine baktığımızda toplam 10 günlük 205 tane sözleşme yenileme. Bu da 2050 eder. Buradan matematik hocama selamlar olsun. 2050 gün bir şey var. Ben Oktay'ın hesabı beni çok heyecanlandırdı. Niye bilmiyorum. Çok iyi böyle kadro olacakmış gibi hissiyatım var. Dostlar çok iyi diyebiliriz. Şimdi kalede baktığımızda Neuer var. Neuer bu arada 100 oluyor mu? 99 oluyor. Casillas var. Bu arada herhangi bir menajer almış mı? Kanka bir şey söyleyeceğim sana. Sen şaka mı? Bizi mi deniyorsun kardeşim? Burada Mikel Arteta var. Ulan iyi ki bakmışız ha. Gözden kaçırmamışız. Top çevirme yapacağız dostlar. 100 oldu bu. Peki bu da 100 olur mu? Bu da 99'da kalıyor. O zaman ne yapıyoruz? 100 Casillas'ı alıyoruz kalemize dostlar. Peki 100 Casillas'ın önünde bakalım dörtlü. Casillas'ın önündeki dörtlü ne kadar iyi olacak? Bakacağız birlikte. Şimdi Araya'yı gördüm. Bu arada Araya'nın son gelen kartı çok iyi. Yani o 102'lik olan sarı saçlı, badem gözlü, kiraz dudaklı olan daha güzel arkadaşlar. 102'lik ama bu da idare eder. Kötü bir kart değil de o 102'lik kart hakikaten inanılmaz iyi bir kart. Peki kimleri alacağız? Dostlar gerçekten seçenek de var aslında. Şimdi Puyol ve Baresi'yi göbekte oynatmak mantıklı gibi yukarıda çünkü Maikon'u da görüyorum. Onların da yukarısında 4 tane destansı daha var. Sol taraftaki Kimi Fadu bakayım. Ayar çekeceğiz. Ne yapıyoruz? Çok basit arkadaşlar. Hemen gelip şöyle Baresi'yi alıyorum. De Jong'lar falan da var. Süper tamam. Bak Baresi'yi aldım. Puyol'u geldim aldım. 101 yaptım. Sol tarafa Alfonso Davies'i, sağ tarafa da Maicon'u şu an için aldım. Ama şöyle bir durum var. Şimdi Joshua Kimmich ve Patrick Vieira ikilisi var. O yüzden Joshua Kimmich'i gelip buraya alıyorum. Patrick Vieira'yı da buraya alıyorum dostlar. Tamam. Şimdi şu ana kadar bir kaleci eksiğimiz var. Belki Rijkaard ya da Matheus gelirse devşirme kaleye koyarız. Nasıl espri? Hani anladın mı? Normalde stopere devşiriyoruz ya onlara. Allah cezanı vermesin. Neyse. Koulibaly de var. Araya da var. Araya maksimum 100 olacaktır diye tahmin ediyorum. Aynen öyle. Şu anda 100'lük bir Casillas'ımız var. Onun dışında 100'lük bir oyuncumuz yok. O yüzden diğer oyuncularla kafamızı karıştırmayalım. Şimdi ileri hatta ne olacak bilmiyorum ama dostlar. Ya rating önemli olan en yüksek ratingi bulabilmek. O yüzden şuraya gelip bunu alıp. Bu arada bu normalde 103 oluyor. Kendine göre fullemiş galiba değil mi? Normalde 103 oluyor da yok. Eyler bir yoruma yazsanıza. Evet 103 oluyor yazsanıza. Beni böyle bırakıyorsunuz tek başıma. De Jong'u 102 oraya koyduk. Şimdilik oraya koymak daha mantıklı. En yüksek ne rating yapabilirsek onu yapalım dostlar. Niye yapmayalım ki? Şimdi Patrick Vieira'yı gördük. Joshua Kimmich'i bu arada OOS'de değerlendirebiliriz. Bakacağız ilerleyen dakikalarda hangi oyuncular var diye. Oraya Maicon'u çekip Kimmich'i ön tarafa atabiliriz. Bakarız duruma göre. Edmonds'ın Gilberto Silva, Maicon geçtik onları. Burada Sergio var, Beckham var. Beckham Max tabii ki de bir de burada da oynayamıyor yani. Max 100 olduğu için bizi çok fazla tatmin edebilecek bir kart olmayacaktır. Bizim şu ana kadar bu arada şunu net söyleyeyim.
Şimdi kardeşimizin defans oyuncuları çok çok iyi. Şimdi asıl defansta hep böyle reyting kaybı yaşıyoruz. Ofansta bir şekilde reytingi oturtuyoruz. Yani iyi reytingde oyuncular buluyoruz. O yüzden şu anda hesap hakkında inanılmaz bir nasıl diyeyim size, yani çok büyük bir yükseldim hesaba. Yani iyi bir şey bekliyorum. Kolektif güçte bekliyorum. Yukarı doğru çıktım. Bu Zico mu? Bunu bastım çünkü bunu almayacağım kadroya. 94 oluyor. Nakamura'yı da almayacağız. Şimdi dostlar Gullit 102. Yani Kevin De Bruyne 101 oluyor ama onun yerine destanslarla kurmak daha mantıklı olacaktır. Burada Musiala var. 101 oldu. Guti de bu arada 101 oluyor değil mi? Laps laps yaparsak aynen öyle. Bu sola çık oynayabiliyor muydu? Tamam, en azından şimdilik. Şimdi Chiesa da var çünkü. Rivaldo da var. Abi bu nedir ya? Chiesa'yı aldım buraya. 101 oldu. Çıktık. Rivaldo da bu arada 101 oluyor. Şöyle baktığımızda en azından Rivaldo'yu da şöyle alıp şu anda 2007 kolektif güç herhangi... Ooo, yukarıda kimi gördünüz? Saka'yı. Tabii ki de Messi. Saka yaptım. Nasıl espri? Dostlar laps dedim, 105 yaptım. Süper oldu. Maradona 100 olur. Güzel. Gelecek. Bir tane her türlü gelecek arkadaşlar. Ya negatif düşünmeyin. Gelecek ya. Gelecek de bir gün gelecek çünkü. Bu kim lan? 95'lik bu adamdan da açmış. Bunu da almayacağız. 95 çünkü. Alvaro Morata var. Şimdi Koller var. Eyvah. Ohohoho. Acaba bu Eto'lu hesabı mı aldı? Dostlar şimdi Messi'yi alamayacağız. En yüksek bu mu? Tamamdır. Bir genel diyelim mi? Bir genel diyelim. Gözden kaçan falan oldu. Şimdi Gullit'i buraya çektim. Eto'yu geldim koydum buraya, 102 yaptım, tamam mı? Şimdi Forlan kaç oluyor? Forlan 101 mi oluyor? Forlan 101 oluyor. Dostlar o zaman ne yapıyoruz? Şimdi Messi'yi alamayacağız. Forlan, Rivaldo, Guti, Puyol, Maicon, Stoichkov, bunların hepsi max 101 olur değil mi? Daha fazlası olur mu? Olmaz. 101 olur. O yüzden kadromuzu şu an kurmuş durumdayız biz. Aynen öyle. Kadromuzu kurmuş durumdayız. Hadi gelin yedekleri alalım. Bir kolektif güç rekoru kaç olacak bir bakalım. Süper. Puyol. Maicon. Yedeklerin de 100 ve 101'den oluşacak olması. Yani tabii inşallah evet oluşur. Altta çok fazla şey var çünkü. Arayo. Kaleciyi almayacağız. O çünkü biliyorsunuz olmuyor. 100. Edmilson. 100. Ve 100. Tabii ki de yani Kevin De Bruyne'ü alırsak Kevin De Bruyne 101 olma ihtimali oluyor muydu? Burada 100 oluyormuş. Tamamdır. Başka böyle ekstra olabilecek ekstra evet tamam yok. 97 Candela var zaten. O da maksimum 100 olacaktır diye tahmin ediyorum. Aynen öyle. Dostlar 3145 kolektif gücümüzü bulduk. Ama asıl canlı kısma geldi. Tabii ki de en fazla maç yapanı bulabilmek. Tabii ki sesli düşüneceğim ama biraz da size de zaman vereceğim. Siz de bulabilin diye. Birazcık böyle bir vakit harcayalım. Bu arada yedekler hariç biliyorsunuz ki belki videomuza ilk defa denk geliyor olabilirsiniz. Hatta ilk defa gelip de videoya abone olanlar inanılmaz bizim hoşumuza giden takipçilerdir arkadaşlar. Peki şimdi geliyoruz. Şimdi dostlar Eto'yu Eto'lu paket aldım. Bak bana dedi ki hikayeyi bu arada size de söyledim yani. Ama bu Eto'lu mu aldı bilmiyorum. Belki de Big Time Eto'yu aldı. Ama bu Eto'yla aldıysa ilk paketlerden biri Eto'dur ve Eto aşığı bir adamın Eto'yu çok kullanması normaldir diye düşünüyorum değil mi? Tek sıkıntı şu, Cristiano Ronaldo'yu da bulmuş bir müddet sonra. Cristiano Ronaldo biliyorsunuz oyunun baklı forveti gibi bir şey. Yani adam orta kafalarda falan inanılmaz iyi. Eğer orta kafaya döndüyse belki Eto'yu ama Eto'dan vazgeçmez diye tahmin ediyorum. O yüzden şimdi Eto bir cepte olma ihtimali yüksek, tamam mı? Musiala yeni geldi. Gullit biraz oldu geleli. Messi'nin de biraz oldu. Chiesa'nın ya Chiesa ve Musiala Gullit ve Messi'den sonra geldi diye hatırlıyorum dostlar. Patrick Vieira var, De Jong var, Baresi var, Alfonso Davies var, Joshua Kimmich ve Casillas var. İki tane seçme hakkımız olsun. Şimdi birazcık elemem gerekiyor. Eleyeyim şöyle eleyeyim. Birincisi Eto. Kafamda. İkincisi Casillas. Üçüncüsü de yine Goat'tan gideceğim. Messi diyeceğim. Bu üçünden ikisini seçmem gerekiyor. Hangisini elemem gerekiyor bilmiyorum. Şu anda Eto'yu elemeyeceğimi şey yapayım. Adam Eto'lu paket almış bir kere, tamam mı?
Messi mi Casillas mı? Messi mi Casillas mı? Casillas diyorum lan. Casillas diyorum, tamam mı? Ya Messi bize çok çok şey kazandırdı. Ama biliyorsunuz yani birçok şeyi Messi ile kazandık ama ben bu sefer çünkü fazla yüksek bir kalesi yok. Bu Neuer gelen kartı da çok sonradan gelen kartlardan biriydi. Bu Casillas kartını bence çok kullanmıştır. Yıpratmıştır bu. Casillas'ın yüzünden düşen bin parça zaten. Neyse ben o zaman forvetteki en ilerideki adamla rakibe en uzak kaleciyi seçiyorum arkadaşlar. Gelin sol bek Alphonso Davies'le başlayalım. Alphonso Davies 99 maç yapmış. De Jong 101 maç yapmış. Baresi de bir tık korkutmuştu beni. Baresi 229 maç yapmış. Korkutmayı sıçtı ağzımıza. 29 maç. Şu anda Baresi lider durumda. 145. Gullit'e bakıyorum. 275 Gullit. Musiala. 42. Chiesa. 308. Chiesa 308. 275'i geçti. Chiesa lider. Messi'ye bakıyorum. 283. İyi tamam. Yani şu anda dostlar demek ki bombalama çok şut. Bu arada kaç gol kaç asist yapmış? Oha. 170 bir de 66 da asisti var. Dostlar tek hedefimiz Chiesa'yı geçmek. 308 toplam maç sayısı. Eto'yu sonra bırakıyorum babacığım. Eto başrol oyuncusu olacak bu videonun. Casillas'a baktım. Arkadaşlar farkında mısınız bir şey? Diğer oyuncuya ihtiyacım bir... Aa nasıl? Ya, tabii kalmadı. Eto da bende nasıl olsa. Dostlar gördüğünüz gibi Chiesa 308 maç. Ve burada bizim Casillas'ımız 310 maç yapmış. Casillas şu an De Jong'da hangisi çok fazla oynanan oyuncular? Baresi de çok fazla oynanan kadroda girmiş oyunculardan biriydi. Gullit de öyleydi. Şey de öyle. Messi de öyleydi. Ama şu anda keşke tek... Ama bir şey söyleyeyim mi size? Şu anda bilmiyorsam Eto'ya da bakacağım. İkisinden birini tercih edecek olsam belki Eto'yu seçerdim. Casillas değil de Eto'yu seçerdim belki. Çünkü hesabı Eto'ya. Eto'ya tıklıyoruz. Oha! İnanın aşkın alayım. Gel bir... Arkadaşlar inanılmaz. Ah ayağımı vurdum. Eto 508 maç. Ama şöyle bir durum vardı. Eto'yu bilebilirdik ama Eto'yu belki big time'ını aldı babacığım. Big time'ını aldı. Daha sonra farklı bunu çıkardı. Bilemezdik ama sadece Eto'yu demek o zaman almış. Dostlar 508 maç. Boru değil. 508 maç. Vallahi Oktay'a helal olsun. Çok güzel bir kadrosu var bu arada. 3145 kolektif güçte çok iyi. Bence yedeklerle falan destansı zaten full destansı oluyor. Daha ne olsun? Bir Arayo var burada. Onu da istersek zaten destansı koyabiliyoruz. Destansı burada rezervde de var. Dostlar güzel, keyifli bir videoydu. İzlediğiniz için çok sağ olun. Umarım keyif almışsınızdır. İyi ki varsınız. Görüşmek üzere. Instagram Serdar Cosar adresinden bana ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın.